Öncelikle Güzeltepe Mahallemizi biraz tanımak gerektiğini düşünüyorum. Güzeltepe Mahallesi genelde 1966 yılındaki depremden doğru Göç'te kurulan bir mahalle. Mahalle kurulduğundan bu yana politik kimliği olan, bir duruşu olan bir mahalle. Bu mahalle yani Türkiye'nin en büyük işçi direnişi olan 15-16 Haziran'ın etkin yaşandığı ve hani günlerce direnişler sürdüğü bir mahalle. Tabii 80 darbesinde de bayağı bir hani yerel halkın işkence gördüğü bir mahalle. Bu mahalle hani hiçbir zaman kimliğinden vazgeçmedi. Bu mahalle genelde Kürt Alevilerinden oluşan bir mahalle. Yani mahallenin tarihi direnişle geçmiştir. Bakıyoruz mesela 2000'li yıllardaki Alevi açılması altında Güzeltepe Karakolu'nu cemevine dönüştürdüler. Açılışına bakanlar geldi. Yani devlet erkanının hepsi oraya dahil oldu. Hani biz mesela o zaman mahallemizde şey diyorduk işte, yani işkencehaneden cemevi olmaz. Ama ona rağmen devlet erkanı gelip zor yoluyla da olsa bu mahallede bu cemevini açtı. Ama bu cemevi o kadar çok işlevsizdi ki, yani o cemevine gidip gelen insanlara mahalledekiler, örnek vermek gerekirse bir berber oraya gidip tıraş etmiyordu. Yani çünkü diyorduk ki yani siz düşkünsünüz, biz siz yani tıraşınızı bile etmeyiz. E ne oldu? Bir yıl, iki yıl geçti. Bu mahallede bu cemevi işlevsiz hale geldi. Bugün bakıyoruz metruk bir binaya döndü. Öncelikle mesela cami cemevi projesinde vardı FETÖ'cülerin. Mesela bunun için Türkiye'de iki büyük yer seçilmişti. Birisi Tuzluçayır Mahallesi, diğeri İzmir'in Güzeltepe Mahallesi. Bu ikisi de zaten hani mahalleler olarak bilinir ki ahlaki politik yönü kuvvet olan mahalleler genelde ve Alevilerin ve Kürtlerin yaşadığı mahalle. Buraları pilot bölge olarak seçiyorlar. Kendi yani bu açan cemaatçileri de böyle motive ediyorlar. Hani bir nevi hani cihat mantığıyla motive sağlayıp ganimet mantığıyla yaklaşıyorlar ve hani tırnak içerisinde kazandıkları her insanın sevap olduğunu düşünüyorlar. Böylelikle mesela bu mahalleleri pilot bölgeler seçiyorlar. İnsanlar tabii ki de tedirgin, yani ülkede başlayan, dincelen, gericileşen ortam kendi çocuklarına ve kendi çevrelerine sirayet de ediyor. Bu her aile kendi oğlunun ve kızının için endişelidir tabii ki. Şimdi baktığımız zaman bu mahalleler özel savaşın en çok uygulanmak istendiği yerlerdir. Şimdi mahallede bir bakıyoruz, uyuşturucu, fuhuş ve yani her türlü asimilasyon ve uzlaştırma politikası bir yana, bir de dinci saldırılar da başladığı için insanlar tehlike duyuyor. Geçtiğimiz zamanlarda mesela 2020-21 pandemiden sonra Alevi evleri Güzeltepe'de işaretlendi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bunu yapan insanların oradan çıkmayacağını ya da oraya girmeyeceğini nereden biliyoruz? Yoldan geçerken inşaatlarını da görmüştüm. Ya şimdi şudur, yani özellikle Alevi kesimin ve Kürtlerin çok yoğun olduğu bölgelerde böyle inşaatların yapılması, böyle cemaatlerin kurulması bence çok bilinçli bir adımdır. Yani biliyorsunuz Türkiye öyle bir dönemde geçiyor ki ekonomik krizle karşı karşıya, gençlerimiz işsizdir, eğitim çökmüştür, sağlık anlamda çökmüştür. Yani burada nedir amaç? Benim kendi düşünceme göre, bir anne olarak da benim de çocuklarım var mesela. Burada boşta kalan gençleri götürüp o tarikat yurtlarına orada eğitip, kindar ve bir sözü vardı Erdoğan'ın, dindar ve kindar bir gençlik yetiştirmek adı altında kurulduğunu düşünüyorum. Yani nedir bu, yarın öbür gün oraya da farklı şeyler de çıkabilir de, parasal anlamda yardımcı olurlar. İşte yoksul kesimleri, daha çok böyle marjinal kesimlerin olduğu yerlere özellikle kümeleniyorlar bu tür yurtlar, bu tür cemaatler. Güzeltepe'yi de seçmelerin en büyük nedeni olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok böyle fakir insanların yaşadığı, işte göçe tabi tutulmuş insanların yaşadığı yerlerdir. Dolayısıyla oradaki o gençleri daha çok böyle kendi emellerine, kendi amaçlarına yönlendirip orada birer canavar yetiştirmek açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Ben bir veli olarak kesinlikle ve kesinlikle çocuğumun geleceği için ne tarikattan ne cemaatlerin, bütün bunlar kapatılsın. Bunlar çocuklarımıza bir şeyler vermezler. Biz yüzümüzü bilime dönmeliyiz. Biz bilim, teknoloji çocukları yetiştirmeliyiz bu ülkede. Yıllar yıldır biz bunlarda çok sen, ben, o diye ayrıştırıldık, ötekileştirildik. Alevilerin hiçbir zaman kendi söz hakkı olmadı. Böyle bir projelerin neden o zaman diğer dindeki insanların, diğer inançtaki insanlara neden bir şeyler yapılmıyor? Sadece cemaat, cami, işte ne bileyim tarikat, şudur budur.
Bence bu Türkiye mozaik bir ülkedir. Her insan yaşıyor bu ülkede. Dolayısıyla yani sen sadece hepsini tekleştirip de bir cemaat altına koymak da doğru bir şey olarak görmüyorum ben, bir veli olarak görmüyorum. Bu halkın önünde kimse duramaz. Halk örgütlü olursa bence hiç kimse de bırakmaz oradaki o tarikat yurdu işleve girsin. Bütün demokratik kitle örgütleri olsun, Çiğli'de yaşayan emekçiler olsun, işçiler olsun. Biz gerçekten kendi yurdumuzdan, memleketimizden çıktık, buralara geldik. Kendi yaşam alanı kurmaya çalıştık ve bizim tarikatlara veya şeylere verecek çocuklarımız yoktur. Onun için herkesin birlik ve beraberlik içerisinde bu tarikatlara karşı duruş sergilememiz lazım. Benim çağrım odur ki bütün kitle örgütleri, demokratik kitle örgütleri birlik ve beraberlik içerisinde eylemse eylem, yürüyüşse yürüyüş, bildiriyse bildiri, bunu bu eylem hakkımızı kullanmamız gerekir diye düşünüyorum.